Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın salat selamı Hazreti Peygamber'e ve onun pak, masum Ehl-i Beyt'ine olsun. Kıymetli Ehl-i Beyt dostları, Cabir ile Gündem Ehl-i Beyt programına hoş geldiniz. Ramazan ayında, yani rahmet ayı, bereket ayı, ilahi ziyafet ayı olan Ramazan ayında ilk programımızda bu yıl sizlerle beraberiz. Ve Ramazan ayında olmamız sebebiyle tabii ki programımızda Ramazan hakkında kıymetli bilgiler alacağız. Caferi Alimler Birliği'nin Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Çaça hocamızla beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Evet, Ramazan ayı içerisinde olduğumuz için programın başında zaten dedik. Ramazan hakkında tabii ki bilgiler alacağız. Bu ay diğer aylardan farklı kılınmış. 11 ayın sultanı olarak nitelendirilmekte Ramazan ayı denilince hem insanlar oruç için veya davranışlarında bir takım düzeltmeler yaparak farklı bir dikkate, bir telaşa sürükleniyorlar ve daha doğrusu böyle yapmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Biz Ramazan'ı daha iyi tanıyalım, Ramazan hakkında kıymetli bilgiler edinelim ve Ramazan'da yapmamız gerekenleri bir kez daha bu program vesilesiyle sizlerden öğrenmiş olalım ki bu aydan en güzel şekilde istifade etmiş olalım. Öncelikle şunu sormuş olalım hocam, Ramazan ayı, bu rahmet ayı, bereket ayı, İslam'da bu ayın yeri nedir? Bizim bu ayda yapmamız gerekenler nelerdir? Kur'an'dan, hadislerden istifade ederek dinimizde, Ehl-i Beyt inancında Ramazan ayı diğer aylardan farklı bir konuma oturtulmuş mu? Farklı bir yönü var mı? Ve bu ayda bizim yapmamız gerekenler neler hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim ona selat selam olsun. Pak Resuluna ve onun pak Ehl-i Beytine. Rabbim bize ham senalar olsun, yine bir Ramazan görmeyi bizlere nasip etti. Amin. Rabbim cümle hastalarımıza acil şifa keramet buyursun. Buradan bizi izleyen değerli canlara, dostlarımıza bu Ramazan rahmet bereket ayında Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hepsine mutlu olmalarını yüce Rabbimizden temenni ediyoruz. Kur'an-ı Kerim, yüce Rabbimiz Kur'an'ında Ramazan'la ilgili, Ramazan'ın orucuyla ilgili siyam kelimesi, savm kelimesi açıklayacağız. Ayet-i Kerime indirmiş. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, kutiba aleykumus siyam, kema kutiba alellezine min kablikum, leallekum tettequn. Sadakallahul aleyyul azim. Buyuruyor ey inananlar, size siyam yazıldı. Kutbe aleykumuz siyam kema kutbe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere yazıldığı gibi size de siyam yazıldı. Siyam yani Türkçe tercüme edildiğinde oruç olarak tercüme etmişler. Geçmişteki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi, onlara yazıldığı gibi size de, Muhammed ümmetine de oruç yazılmış veya başka bir tabirle farz kılınmış. Yani İslam dininden önce de oruç vardı diğer dinlerde. Vardı. Tüm semavi dinlerde var. Biraz şekil olarak, tutma farklılığı olarak ortaya çıkmakta ama her dinde namaz da vardı, oruç da vardı. Bir takım ibadetler tüm dinlerde ortak var olan değerlerdi, ibadetlerdi. Bunun tabii dediğim gibi şekilleri bazen fark etmektedir, değişebilir. Burada önemli olan şu konu da var. Açıklayacağım şu an. Allah-u Teala buyuruyor size farz kılındı, yazıldı, oruç olarak tercüme edilmiş. Onun üzerine biraz açıklama yapacağım ama ondan önce şunu belirleyeyim. Buyuruyor ki size bu, sizden önceki ümmetlere farz kıldığım veya size farz kıldığım bu ibadetlerine gaye maksadım var. O da takvalı olmanızdı. Yani dürüst insan olmanızdı. Yaratana karşı samimi olmanızdı. Takva sahibi olmanızdı. Yani insan sakınması, kendisini tutabilmesi, koruyabilmesi. Yani bu Ramazan ayındaki, Ramazan Arap aylarından bir aydı. Ramazan 12 aydan bir ayın ismi Ramazan'dı. Bir ay mesela ismi Recep'ti, bir ayın ismi Şaban'dır, bir ayın ismi Muharrem'dir, bir ayın ismi de Ramazan'dır. Allah-u Teala buyuruyor ki bu Ramazan ayında size yazıldı oruç.
sizden öncekilere yazıldığı gibi ama bir maksadımız var burada, gayemiz var. Maksadımız yalnız ağzınızı bağlamak değil. Yalnız yemekten ve içmekten kaçınmanız değil. Burada bizim bir amacımız var. Amacımız nedir? Takvaya ulaşacaksınız. Yani Yaratan'ın rızasına ulaşabilirsiniz. Ona iyi bir kul olabilirsiniz. Allah-u Teala'nın istediği maddi ve manevi değerlere sahip olmanızdır. Eğer bu makama oruçla ulaşabildiyseniz, demek ki orucun felsefesini yakalanmışsınızdır. Eğer bunları bir kenara bırakıp, yalnız yemeği, içmeyi terk etmeden ibaret bir takım fıkıh meselelerine riayet edip oruç tuttum diyorsanız, bu peygamberin, Kur'an'ın istediği oruç değil. Yani oruç tutarken başka bir tabirle, meşhur deyim var ya, eline, diline, beline sahip olasın. Yani İmam Cefer Sadık Aleyhisselam'da bu konuda hadis var. Oruçtan bir insanın gözü de oruç tutmalıdır. Kulağı da oruç tutmalıdır. Şimdi açıklayacağız biraz sonra. Eli de oruç tutmalıdır. Ayağı da oruç tutmalıdır. Başkalarının namusuna saygı göstermelidir. Başkalarının malına, canına, saygı, kanına saygı göstermelidir. Yani tüm varlığıyla oruç tutmalıdır. Bir takım fıkıh meseleleri ön plana çıkarıp orucun asıl o hedefinden, felsefesinden uzaklaştığımız takdirde orucun bir şekli kalır. Bizim Ramazan deyince aklımıza ilk gelen zaten bir şeyler yememek, içmemek. Hele bir de yaza denk geliyorsa, ah biz nasıl Ramazan'da nasıl geçireceğiz bu dönemi, nasıl bu kadar uzun süre aç susuz kalacağız, insanların aklına sürekli bu dönüyor. Halbuki dediğinize göre asıl varmamız gereken, asıl elde etmemiz gereken amaç olan Allah'a yaklaşmak. Ve bunu yapmak için de sadece aç kalmamız, susuz kalmamız yeterli değil. Evet. Bütün amellerimiz de yani yemekten içmekten ziyade bu herhalde işin görünen tarafı, simgesel tarafı ve sağlığımız için de tabii ki faydalı olabilir ama arka planda asıl önemli olan bütün kötülüklerden sakınmamız lazım. Evet. Tüm varlığımızda sakınmamız lazım. Dürüst insan olabilmek. Dürüst insan olabilmek. Bunu şöyle açıklayalım. Allah-u Teala buyuruyor, kutub aleykumus siyam. Size siyam farz kılındı bakın. Demiyor oruç tutacaksan. Yani bizim bunu normalde Hazreti Resulullah'ın hayatına baktığımızda, tabii ki imamların hayatına baktığımızda, fıkıh kitaplarımıza baktığımızda şu anki oruç hükmünü çıkarıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim burada buyurduğu daha geniştir. Bakın onu inkar etmiyorum ben. Demiyorum o yoktu. Var. Ama Kur'an'ın söylediği daha genişti. Daha kapsamlı. Çünkü kapsamlıydı. Siyam kelimesi kullanılıyor. Siyam ne demek hocam? Siyam yani savumun çoğuludu. Savumu da bakın sakınma anlamına gelir. Sakınmak. Ki insan kendisini tutmak anlamına gelir. İnsan kendisini alıkoymak anlamına gelir. Yani insan kendisini alıkoyması, sakınması, yani başka bir tabirle nefsine hakim olması. Neyden alıkoyacağız, neyden sakınacağız hocam? Yaşa, neden alıkoy... nasıl alıkoyacağız? Önce bunu diyelim. Dilimizi başkalarını eziyet etmekten alıkoyacağız. Kötü laflardan alıkoyacağız. Yani dilimize sahip olacağız. Dil cennetin de anahtarıdır, cehennemin de anahtarı. Dilimize bir kere sahip olacağız. Dilimizle dürüst insan olacağız. Müslümanlıktan daha ziyade önce insan olmak lazım. Evet, elimize sahip olacağız. Elimiz harama uzanmayacak. Başkalarının malına uzanmayacak. Yetim hakkına uzanmayacak. Yoksulun hakkına uzanmayacak. Hak etmediğimiz bir başkasının hakkına elimiz uzanmayacak. Bu elimizi insanlara hayırda, güzel şeylerde yardım etmek için kullanacağız. Bir mazlum, bir yetimin, öksüzün, muhtacın kolundan tutmak için kullanacağız. Onların başına dövme için kullanmayacağız. Ve buna benzer örneği çoğaltabiliriz. Ayağımıza sahip olmalıyız. Ayağımızı Allah-u Teala bu nimetler verip iyi yolda kullanmalıyız. Bu sağlığımızı. Gözümüzü kötü şeylerden, Yaratan'ın haram buyurduğu şeylerden korumalıyız. Onunla beraber başkalarının namusuna bakmayacağız. Başkalarına kötü gözle bakmayacağız.
başkalarının hakkına göz dikmeyeceğiz. Bilhassa gözümüzü kötü olan şeylerden, olumsuz olan şeylerden, dinin ve ilahi kuralların tersine olan şeylerden koruyacağız. İnsanlık onuruna zarar veren şeylerden koruyacağız. Kulağımızı koruyacağız. Neden? Haram şeylerden. Yalandan, iftiradan, gıybetten ve buna benzer kötü şeylerden kulağımızı koruyacağız. Yani bir insan hakkında, bir Müslüman hakkında duyduğumuz her şeye hemen kanmayacağız. Önce onu ne yapacağız biz? Araştıracağız. Doğru olursa gereken işlemini devam ettireceğiz. Ama her duyduğumuz söz, her duyduğumuz haber, bize gelen haber doğru olmayabilir. Dolayısıyla bunu iyi yönde, iyi yolda kullanacağız. Peki neden koruyacağız? Tüm bu varlığımızı bir kere korumalıyız. Allah-u Teala bu varlığımızı bize emanet vermiş. Biz bunu koruyacağız. Yani bu arabayı verdim sana, bu makineyi istediğin şekilde kullan. Böyle bir izni vermemiş Allah-u Teala bize. Kuralına göre kullan. Bu arabayı verdim sana, hani diyelim sen bir yerde çalışıyorsun, arabasını sana veriyor o iş yeri. Belediye arabayı üzerine zimmetliyor, devlet zimmetliyor. İstediğin şekilde o arabayı kullanamazsın. Bir tarafa bozulduğu zaman, bir ona zarar geldiği zaman senden hesap soran var biliyorsun. Bunun hesabını soracaklar. Allah-u Teala bu şekilde bizim kendi halimize bırakmamış. Bunun hesabını bizden soracak. Gözümüzün, kulağımızın, elimizin, ayağımızın, kalbimizin, beynimizin, sağlığımızın hepsinin hesabını bizden soracak. Ona göre davranmalıyız. Dolayısıyla kendimizi korumalıyız. Neden? Günahlardan, Allah-u Teala'nın yasaklarından, insanlara zarar veren şeylerden kendimizi korumalıyız. Yani bir bakın, bir ilahi değerler var. Onlara dikkat edeceğiz. Bir de beşeri değerler, insan onuruna zarar veren şeyler, insana zarar veren şeyler, bunlardan doğaya zarar veren şeyler, bilahare kötü şeylerden, olumsuz şeylerden, Allah-u Teala'nın yasaklarından kendimizi korumalıyız. Yani burada sakınmamız gereken şeyler sadece ilahi kitapta yazan emir ve yasaklardaki yasaklar değil. Yani insanlığa zarar veren, doğaya zarar veren, insanın onuruna zarar veren bütün eylemler... Bir takım ilmihallede, fıkıh kitaplarda yazılan yasaklardan ibaret değil. Yoksa ilahi kelamda tabii ki hepsi kastedilmiş. Evet, neden kendimizi koruyacağız? Hakkunnas çok önemli. İnsan hakkı. Başkalarının emeğine dokunmayacağız. Başkalarının hakkına saygı duyacağız. Adaletli olacağız. Gelir dağılımında adaletli olacağız. İnsanlara eşitliği hakkı vereceğiz. Fırsat eşitliği vereceğiz. Yani hakkunnas demek yani düşündüğünde her şeyde her bireyin hakkı var. Yeni dünyaya gelen çocuğun ve hala dünyaya gelmeyen o ana rahminde onun çocuğun bile bir ülke gibi düşünsen, bir ülkede veya bir dünyamızda herkesin orada hakkı var. Doğasından tuttu, suyundan tuttu, devlet imkanlarından tuttu, bireysel haklarımızdan tuttu, doğada tüm canlılardan tuttu. Öyle kullanacağız ki başkalarının hakkında zayi etmiş olmayalım. Bugün sen var olan ormanı yakarsanız da başkalarının hakkını bir nevi ne yapmış oluyorsun? Zayi etmiş oluyorsun. Suyu haksız yere kullandın mı zayi etmiş oluyorsun. Havayı yanlış kullandın mı zayi etmiş oluyorsun. İmkanlar herkes için eşit ölçüde kullanılmalıdır. Herkese o hakkı tanınmalıdır. Vermeliyiz. Bilerek %60'ını %70'ini kullanıyorsa demek öteki insanlar onların hakkından alıyor. Onların ihtiyaçlarını alıyor. Kasbetmiş oluyor. O da ki hakkunnas Allah-u Teala kendi hakkıyla beraber zikretmiş olduğu hakkunnas yani insanların hakkı. Hatta şunu diyelim. Ya insan hakları Kur'an'da mı hakkunnas diye geçiyor? Bu hakkunnas.
Hakkun Nas kelimesi olarak geçmiyor. İslam literatüründe. İslam evet söylemlerde ve Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inden hadislerden alınmış olan bir Kur'an cümledir Hakkun Nas. Allahu Teala kendi hakkını bazen bakın bağışlıyor ama hakkın insanların hakkını bağışlamıyor. Allahu Teala icap eder mahşer gününde namazı kılmayan bir kulunu bağışlayabilir. Oruç tutmuyorsa tabii ki ben demiyorum namaz kılmayan, oruç tutmayan. Bu ayrı bir mesele bakın. İslam'da farz olan şeyler o başka. Ama Allahu Teala bizim ona karşı yapmış olduğumuz bir takım günahları, hataları, kusurları o bağışlar. Hani neyi bağışlamaz bakın. Eğer birilerinin hakkını, emeğini zayi ettiysek, birinin hakkını gasp ettiysek veya hak ettiği bir şeyi ona vermediysek bu hakkun nasıl denir buna? Allah-u Teala bunu bağışlamaz. Bizine birisine vurduk, malını aldık, eziyet ettik. Allah-u Teala bunu asla bağışlamaz. Kıyamet gününe ne kadar amelin yerinde olsa orucun, namazın, ibadetin, dürüstlüğün, sehavetin, her şeyin var. Ama bir insana haksız yere bir tokat vurdun sen. Bir hakkını gasp ettin sen. Emeğini zayi ettin sen. Allah-u Teala seni gönderir onun huzuruna. Der ki de önce ondan rızayet al. O razı, kul razı olmadan ben seni cennet affetmem, cennete göndermem. Bu kadar önemli bir şeydi. Hak, adalet. Evet. Kendimizi neden koruyacağız? İnsanlara eziyet etmekten çekineceğiz, sakınacağız. Allah-u Teala diyor ya size, siyam, savum yazıldı. Ne yazıldı? Yazılmış ki kendimizi koruyacağız. Kendimizi kötü şeylerden, olumsuz şeylerden sakındıracağız, uzak tutacağız. Onlardan da biri eziyettir. Bizim elimizle, dilimizle, gözümüzle, varlığımızla bir başkası eziyet görmemelidir. Ona zarar gelmemelidir. Örneğin komşumuz. Bakın Allah'ın Resulü buyurmuş ki, "Men eza cara fakat ezani." Ne kadar önemli bir şey. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, "Kim komşusuna eziyet ederse bana eziyet etmiştir." İşte böyle bir güzel dindi ki herkes bir arada yaşayabiliyor. Başkalarının hakkını zayi etmeyeceksin. Başkalarına zarar vermeyeceksin. Komşuna bile eziyet etsen peygamber buyuruyor ki bana eziyet etmiş sayılırsın. Yani dünyamıza ne sunur Resulullah? Beraber kardeşçe yaşamayı. Kardeşçe paylaşabildiğimiz hak, adalet üzerine temiz bir, dürüst bir dünya sunuyor. Tabii ki bu hepimizin arzusudur. İnşallah bu arzumuz ne zaman gerçekleşecek? Hakla, adaletle, dürüstlükle, huzur içerisinde, bolluk içerisinde yaşayacağımız bir dönem, arzuladığımız bir dönem, İmam Zaman'ın döneminde olacak. Allah zuhuruna azil etsin. Evet, eziyetten kaçınacağız. Yani Allah-u Teala, kutübe aleykumus siyam, bunu yalnız okuyup tercüme etme anlamının oruç da yazıldı. Bundan daha ziyade bakın, geniş manası var. Allah-u Teala diyor ki, siz kaçınacaksınız, kendinizi korumalısınız. Neden? Başkalarının hakkında ön yargılı olmaktan kendinizi korumalısınız. Bu size yazılmış. Ön yargılı olmayacaksın. Başkalarının hakkında suizan yapmayacaksın. Kötü düşünmeyeceksin. Onun kendi ifadesi geçerlidir. Sen onun hakkında düşünüp karar vermen bu doğru olmaz. Onun kendi düşündüğü, kendi kararı ne dese ona başvuracaksın. Doğru olan budur. Evet, neden kaçınacağız? Başkalarının aleyhinde konuşmaktan. İslam dini diyor ki, dürüst bir insan şudur ki, eğer birini eleştireceksin, kusuru var, hatası var, onu yüzüne söyle. Yüzüne ifade et. İyi niyetle söyle, yüzüne ifade et. Onu düzeltme amacıyla, ıslah etme amacıyla söyle. Onu arkasında kendisinin olmadığı bir yerde, onu aşağı düşürmek için, kötü niyetle bunu yapma, böyle olmamalıdır. Onda gıybet olur. O zaman Allah-u Teala diyor ki, senin bu yaptığın iyi niyetli bir şey değil. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, o zaman sen ölü kardeşinin etini yemiş gibi günah işliyorsun. اَتُهُبْ بَهَدُكُمْ اَنْ تَأَكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتَا
Birisinin arkasında konuşan bir kişi hakkında Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki bu gıybetti. Öyle bil ki kardeşinin, ölü kardeşinin etini yiyorsun. Acaba bu hoşuna gider mi? Hayır, gitmez. O zaman buyuruyor gıybetin iç yüzü öyledir. Yani Müslüman dürüst olmalıdır. Bu çarpıcı bir örnek. İki yüzlü olmamalıdır. Bir yere gittiğinde başka konuşacak, başka yere gittiğinde başka konuşacak. Bu insanları birbirine düşüren en önemli etkenlerden birisi zaten. İnsanların bir arada mutlu bir şekilde, kolektif işler yapacak şekilde birlikten güç doğar diyorlar. Evet, güzel. İnsanlar bir araya geldiğinde gerçekten tek bir kişinin veya az kişinin yapamayacağı şeyi bir araya gelen birlikler yapabiliyorlar, başarabiliyorlar. Ama insanların bir arada güzel şeyler yapabilmesinin en büyük düşmanı da gıybet yine. İnsanların birbirini çekiştirmesi. Evet, dürüst olacağız, yani samimi olacağız. Eleştirimiz varsa da bunu iyi niyetli adamı kendisine söyleyeceğiz. Adamı düzeltme için kullanacağız bunu, eleştirimizi. Yıkmak, düşürmek için değil. Evet, buyuruyor ki kendimizi koruyacağız. Neden koruyacağız? İftiradan, bir başkalarına iftira atmayacağız. Kendimizi yüceltme için, iyi bir yerlere gelme için, mal kazanmak için, makam kazanmak için, 3-5 günlük dünyada daha çok zevki sefa sürme için iftiraya başvurmamalıyız. Kısaca yine dürüst Müslüman insan olmalı, dürüst insan. Yalandan kaçınmalıyız. Peki, şöyle bunu bağlayalım. Bir taraftan bakıyoruz ki Ramazan geldiğinde sohbetler hep özellikle dini toplantılarda, meclislerde genelde sohbet açıldığında orucu bozan şeyler nedir? Bunlardan hep bahsedilir. Yemek, içmek ve buna benzer. Ya bunlar tamam. Bunlar normal şartlarda insana yemesi de zarar vermez, içmesi de zarar vermez, tutması da zarar vermez. Ha, bunu yerine getirmemiz Yaradan'a karşı bir dini vazifemizdir. Fıkıh açıdan. Ama bunun yanı sıra şunu da ihmal etmemeliyiz. Ramazan denildiği zaman Yüce Rabbimiz Kur'an'ındaki bize orucu farz kılındığını söylüyor ki geçmiş ümmetlere de farz kılınmıştı, yazılmıştı. Bu dar anlamda düşünmemeliyiz. Geniş anlamına bakmalıyız soğumun, onu açıkladık. Burada Ramazan denildiği zaman yalnız biz dar anlamında, fıkıh anlamda bakmamalıyız. Yani sadece yemek içmek değil. Evet, yemek içmekten kaçınırmak, oruçlu kaç şey bozur, ona dikkatimizi yalnız vermemeliyiz. Onu tabii ki göz önünde bulunduracağız. Onunla beraber dürüst insan olmak, kamil insan olmak, insanların hakkını riayet etmek, bunlara da yani manevi boyutlarını da Rabbimiz bizden ne istemiş, bunları bir bütün olarak ele almalıyız. Ben şöyle bunu bir örnek ile bağlayabilirim. Kur'an-ı Kerim yani burada bizim dürüst insan, kamil insan olmamızı istiyor. Bu Ramazan ayı da insanı kemale ulaştırmak için, dürüst insan olabilmesi için, dürüst bir Müslüman olabilmesi için bir mektepti. En güzel bir programdı, ilahi programdı bizler için koymuş. Biz şöyle bakalım, bakın şunu demek istiyorum başka bir tabirle. Biz bu Ramazan'da Allah-u Teala'nın bizden istediği şudur. Ali gibi oruç tutmalıyız biz. Ben diyorum ki biz Ali gibi oruç tutmalıyız. Kuru kuru açlık, kuru kuru susuzluk değil. Ali evet, gibi. Ali gibi oruç tutmalıyız. Ali ne yaptı? Kapısına oruç tutmuştu. Kapısına bir yoksul geldi. Hocam burada bir araya gidelim müsaadenizle. Hazreti Ali ile ilgili bu örnek bölünmesin. İkinci bölümden itibaren bölünmeden bu örneği tam haliyle dinleyelim müsaadenizle. Evet kıymetli canlar, şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından yine sizlerle beraberiz. Evet kıymetli Ehl-i Beyt dostları, reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. Hocam örnek bölünmesin diye arada sözünüzü bölmüştüm, reklama gitmiştik.
Hazreti Ali ile ilgili bir örnek verecektiniz. Orucu sadece açlık, susuzluk, sadece yemekten içmekten sakınmak diye düşünmemeliyiz. Bütün amellerimizle, bütün kötülüklerden sakınmalıyız. Bütün insani değerden uzak olan ne varsa onları kendimizden uzak tutmalı, sakınmalıyız. Bu şekilde oruç tutmalıyız. Buna bir örnek veriyordunuz Hazreti Ali'den. Hazreti Ali gibi oruç tutmalıyız dediniz. Alevi bir oruç tutmalıyız dediniz. Ve bununla ilgili bir örnek vereceksiniz. Buyurun hocam. Evet. Dedik ki oruç tutarken yine örnek alacağımız şahıs Hazreti Ali Ehl-i Beyt'tir. Hazreti Ali gibi veya sizin tabiriniz güzel Alevi oruç tutacağız. O nasıl olur? Hazreti Ali oruç tutmuş bakın. Hazreti Fatıma da, İmam Hasan da, İmam Hüseyin de. Akşam olur, iftar saatinde sofra açılır. Önlerine gelen bir parça ekmek yani. Başka öyle çeşitli renkli sofralar yok. Günümüzün sofraları gibi. 500 yıldızlı oteller de yok. Kralların sarayının şekli de sofrası da yok orada. Bir sofra açılmış. Yani sade bir yaşam sürüyordu zaten. Ekmek var, su var bakın. O an başlıyorlar ki iftarlarını açacaklar sofraya Bismillah derken kapı çalınıyor. Adam diyor ki ben bir yoksulum. Fakir, muhtacım, kapınıza geldim. Hazreti Ali düşünmeden, üzerinde tereddüt etmeden bu konuda kendisi ona tabi olarak Hazreti Fatıma, İmam Hasan, İmam Hüseyin o ekmeklerini veriyorlar o fakire. O gün su içiyorlar, suyla oruçlarını devam ediyorlar. Çünkü bir adaklar, nezirler vardı ki İmam Hasan, İmam Hüseyin hastalanmıştı. İyileştiği zaman 3 gün oruç niyet etmişlerdi. İkinci gün iftar saatinde sofra açıldı, bir parça ekmeği önlerinde tekrar kapı çalındı. Kimsen dedi ben bir yetimim. Ekmeğe muhtacım, bana yardım edin. Birinci gün miskin, evet, miskin gelmişti fakir. Bütün yiyeceklerin, yani bütün yiyecekleri derken, bütün yiyecekleri olan bir parça ekmeğini aldı verdiler. İkinci günü yeni yetim geldi. Dördü de verdi. Evet. İkinci gün aynısını yaptılar. Kendiler su içtiler. Hepsini, o ekmeklerin hepsini, dört kişiye hepsi hakkını verdiler. O yetime. Yetim sevinerek gitti. Bunlar bakın, ta ki yetim sevinsin, biz aç kalsak da olur. Hazreti Ali devlet başını, devlet idare ediyor. Bak, devlet idare eden böyle olur. Yani devleti idare ediyor ama burada küçük ama çok önemli bir detay var. O zaman devlet idare eder derken yani tam o 4 yıllık hükümet dönemi değil. Ama yine Hazreti Aleyhisselam'ın devlet erkanında herkesten daha önemli sözü geçen söz sahibi, istediğini sözünün nazını geçirebilecek bir şahıs yani. Yani İslam'da Hazreti Peygamber'in benim vasiyimdir, kardeşimdir dediği kişi. Peygamberden sonra ikinci şahıs. Gerçi zahir olarak iktidar başkasının elinde olsa bile herkesten daha çok devlette bile söz sahibi olan bir şahıs Hazreti Ali. Evet. Yani çok önemli bir konumda olmasına rağmen, Haşimilerden olmasına rağmen Hazreti Peygamber, yani dini ayakta tutan en önemli etkenlerden birisi olmasına rağmen bu konumda yine de sofrasında bir parça ekmek olduğunu görüyoruz. Kuru mu değil mi bilmiyorum da. Yani bir parça ekmek. Bizler için hiç akla hayale sığan bir şey değil. İnsan, normal bir insan hadi o zamanın şartlarında belki bulamadı, sofrasını donatamadı ama Hazreti Ali'nin konumunda olan bir kişi herhalde o şekilde yaşamıyordu. Doğru da. Yani Hazreti Ali'nin konumu orada şöyle. Resulullah artık hem Allah'ın peygamberi hem devleti, o günün şartlarına göre devlet idare ediyor. Peygamberden sonra da ikinci şahıs Hazreti Ali'dir. Yani devleti yöneten, dediğim bu, devleti yöneten bir şahıs. Bakın önünde bir parça ekmek var. Yoksulu, yetimi sevindirmeyi kendisine, ailesine tercih ediyor. Yani Ali'yi sevindiren şey nedir? Ali'nin evladını, o yetimin, o yoksulun yüzü gülsün. Onu sevindiren odur. Çeşitli sofralarda yemeklere karnı doyurmak değil. Bu şeyden en iyi nasibi ben alayım, öyle değil. Pastadan en büyük dilimi, evet, ben alayım ben derdinde değiller. Diye değil. Ganimeti en çok ben alayım anlamında düşünmüyor. Ha, bunu ne de kullanıyor? Ta ki önemli olan budur ki bir yetimin, bir yoksulun yüzü gülsün. Hazreti Ali için yani bu anlamda hizmet budur işte.
Allah cümle İslam alemine nasip etsin. En azından insanlara nasip etmese dahi İslam alemine nasip etsin. Üçüncü günü yine sofra hazırlanmış. Bir parça ekmek sofralarında Hazreti Ali mübarek, Hazreti Fatıma mübarek, İmam Hasan, İmam Hüseyin Hazretleri oturmuş sofrada. Kapı çalınıyor. Ne var? Ben bir esirim. Geldim. Allah rızası için yemeğinizi verin bana. Acım. Esir dediğimiz, bakın, ikincisinden farklıdır. O önceki iki tanesinden farklıdır. Öncekiler dersin Müslümandı. Müslüman kardeşini kendisine tercih etti. Esir dediğimiz ne? Yani Müslüman da dahi değil. Hazreti Ali o iki öncekinde yoksula, yetime verdiği gibi tereddüt etmeden ekmeğini alıp Hazreti Fatıma, İmam Hasan, İmam Hüseyin dördü ekmeğini veriyor o esire. Esir dediğimiz yani Müslüman değil. Gayrimüslim. Bizim tabirimizle. Bakın bu da Hazreti Ali insan ayırt etmiyor. Diyor insandı bu yani. Yaşama hakkı var. O kafiri orada kendisine ve ailesinin yiyeceğini tercih ediyor. Onu sevindiriyor. Ona da bir kafir olarak dinsizdi, dindardı o gözle bakmıyor. İnsan gözüyle bakıyor. İşte devleti yönetmek bu. İşte dünyayı idare etmek bu. İşte güzellik bu. İşte kardeşlik, barış budur. Dünya böyle idare edilir. Yani Hazreti Ali de dini öğreneceğimiz birincil kişilerden olduğuna, Ehl-i Beyt'ten olduğuna göre demek ki bizim dinimizde esas olan tabii ki takva en başta gelir. Ama yaşam hakkı, insanların yeme, içme, yaşama, çeşitli insani temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında Müslüman gayrimüslim, dinli dinsiz veya mümin, kafir, münafık böyle bir fark yok. Bütün insanlar temel insani haklarda eşittir o zaman. Evet, insanlığı ön planda tutuyor ya yani. Yani diyebiliriz ki Hazreti Ali fakirlerin sahibiydi, yetimlerin sahibiydi, yoksulların sahibiydi. Hak, adaletin asıl güneşi Ali İbn Ebi Talib idi. Evet, bir diğer örneği Hazreti Ali ile ilgili. Bir gün bir ihtiyaç sahibi geliyor. Belki de ihtiyaç sahibi değil, Allah-u Teala imtihan etmek için özel bir kulunu göndermiş, vesile göndermiş. Geliyor, giriyor caminin içerisine. Diyor ey Allah kulları, bir mabede giriyor. Benim ihtiyacım var. Yok mu içinizde bana yardım eden? Birçoğu namaza meşgul. Teveccüh etmiyorlar. Onların içerisinde bir Ali İbn Ebi Talip'tir ki o yoksulların, yetimlerin babası. O da ibadethanede, ibadet halinde. O da ibadet halinde, namaz halinde. Parmağını uzatıyor adam gelip yüzüğünü veriyor adam o namaz halinde. Yüzüğünü gösteriyor. Yani. Evet, adam gelip Hazreti Ali'nin yüzüğünü alıyor. O diyor ki Kur'an-ı Kerim Maide suresi 55'te Ali'yi met ediyor Allah-u Teala. Peygamber'e buyuruyor, bu ayet-i kerimeyi indirmekle Resulullah'ı müjdeliyor Allah-u Teala. Allah'ın öyle kulları var ki rükû halinde Allah rızası için sadaka verirler. Rükû halinde. Evet. Yani o ibadeti halinde yoksulu unutmuyor Hazreti Ali Aleyhisselam. Yani zaten bunun insanlara hizmet etmenin kendisi de bir ibadetti. O da aslında yani, diğer bütün sahabeler ibadet halindeyken Hazreti Ali büyük de bir insanlık dersi vermiş oluyor aslında. Evet, herkese. Biz ibadetimizdeyiz. İbadet yalnız eğilip kalkmadan ibaret değil. İbadet her yönüyle insanlığa hizmet verilen şey ibadetlerinin belki en iyisidir. O namazının içerisinde bile yoksulu, fakiri, yetimi unutmamaktır. Yani ibadeti tek bir gözle görmemeliyiz. Bir çerçeveden ibadete bakmamalıyız. Tüm yönleriyle bakarsak, bu güzel örnekleri de göz önünde bulundurursak, dinimiz hem dünyamızı hem ahiretimizi cennet edecek bir program bizlere sunmuş. Hocam bu konuyu tamamladıysanız başka bir başlığa geçeyim. Bunu da sorabilmiş şu olayım. Şu cümleyi de ekleyeyim. Biz ibadetimizde dedik Ali gibi olmalıyız. Maviye gibi olmamalıyız. Dünyanın nimetlerine
dalmış. Muaviye de ibadet ediyor muydu hocam? Evet, zahirde ibadet ediyordu. İnsanlara kendisini kabul ettirmişti. Zahiri bir Müslümanlığı çağrıştıran, yani gayet görünüşü, evet, namazında, niyazında, ibadetinde birisiydi. Ama sen gel yaptıklarına haber ver, sen gel kalbinden haber ver, sen gel batıla hizmet etmesinden haber ver. O namaz kılan, oruç tutan sözde Muaviye, cuma hutbelerinde Hazreti Peygamberimizin en yakın olan, artık maddi manevi en yakın olan kızı Fatıma'ya, Ali İbni Ebi Talib'e, Peygamber'in torunları Hasan Hüseyin'e lanet okuttuktan sonra namaz kıldırtıyordu. Böyle Müslüman ha. Bu da zahirinde İslam'ı yaşayan biriydi. Yani insanların gözünü boyamak için. İslam'ı kendisine vesile kılmak için. Makamına yükselmesine bir merdiven olarak kullanılan birisi. Bir budu ki sen İslam'a hizmet ediyorsun. Bu güzel bir şeydi. İslam'ı yüceltmek istiyorsun dinini. Bu güzel bir şeydi. İnsanlığa hizmet etmek istiyorsun. Güzel bir şey. Bir de budu ki insanlığı, dini kendin için kullanıyorsun. İşte bu en kötü bir şeydi. İslam adına sözde gidip Müslümanlara zulmediyorsun. Evet. Veya günümüzde Amerika'sı da demokrasi adına gidip ülkeleri işgal ediyor. Bu da başka bir örnek. Güzel. Evet, biz Ali gibi olmalıyız ibadetimizde. İbadetimizde Hüseyin gibi olmalıyız. Yezid gibi olmamalıyız. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'sında bakın, en çok yardıma muhtaç olduğu, ihtiyaç duyduğu bir ortamda şu cümleleri kullanmış. Yani Kerbela'da kim vardı? Bir taraftan Yezid'in ordusu, on binlerce el silahlı asker. Bir tarafta Hazreti Resulullah'ın ehli beyti ve bir de Hazreti Hüseyin'in az sayıda yarenleri var. Hazreti Hüseyin o güçlü ordunun karşısında neye ihtiyacı var? Yardıma, insana ihtiyacı var. O son anlarda kendi dostlarına, yarenlerine şöyle hitap ediyor. Ey insanlar, kimin, herhangi birinizin boynunda kul hakkı varsa benimle beraber gelmesin. Bakın, daha da sayıyı azaltın. Bu kim gösterebilir, bu dürüstlüğü kim gösterebilir? Her insan genelde böyle bir ortamlarda ihtiyacı olduğu zamanlarda en azından siyaseten de olsa o cümleyi kullanmaz. Ama bu peygamber evladıdır. Ama bu Ali'nin evladı, oğludur. Bu Fatıma'nın kucağında büyümüş birisiydi. Her zaman doğruyu, güzel olanı yapar. Diyor, boynunda kul hakkı olan varsa benimle beraber gelmesin. İşte dürüstlüğün, hakkın, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin sembolü olan insanlar. Evet, biz ibadetimizde de Ali gibi olmak istiyoruz. İbadetimizde Hüseyin gibi olmalıyız. Allah'ım bizi bu yoldan, bu marifetten, bu basiretten uzak kılma. Allah'ım aklımızı kullanmayı bizlere nasip et. Hocam son 1-2 dakika yine sizlerden soralım. Şimdiye kadar anlattıklarınız içerisinde şunu anlamış oluyoruz ki Ramazan gerçekten konum olarak diğer aylardan çok farklı. Yani bizim aslında yaratılış amacımıza uygun bir şekilde ya her zaman yapmamız gerekenler, kendimize kazanmamız gereken o insani, İslami hasletleri, özellikleri her ne kadar eksik bırakmış olsak da Allah Ramazan'ı bize bir fırsat olarak vermiş. Sizin anlattıklarınızdan anladığım bir hızlandırılmış program gibi önümüze koymuş ki Ramazan'da bu güzel özellikleri toplayalım. Bu bizde var olan, eğer varsa, kötü hasletler her neyse hepsinden kurtulalım. İnsanlara kötü bakışımızdan tutun da kötü konuşmamıza, kötü duygularımıza, elimizde, gözümüzde, ayağımızda yaptığımız kötü amellerimize kadar her şeyi kendimizden olabildiğince uzaklaştırıp İslami, insani bütün güzellikleri toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Ramazan bu şekilde bir hızlandırılmış program gibi, ilahi bir ziyafet sofrası olarak bize sunulmuş. Peki neden özellikle Ramazan? Yani burada da sorumuz bu olsun. Bu kısa vereceğiniz cevapla programımızı sonlandırmış olalım. Ramazan'ı diğer aylardan farklı kılan ne? Ramazan'ın fazileti, üstünlükleri nelerdir hocam? Evet, Ramazan ayı Resulullah'ın buyurduğu gibi de efsel-i şuhur, ayların en faziletlisi. Yani
günümüzde de halkımızın diline düşen güzel bir deyim tabir var. 11 ayın sultanı. Bu hadislerden kaynaklanan bir tabirdi. Ramazan ayı semavi kitaplarda, semavi ilahi semavi kitaplar Ramazan ayında inmiş. Yani sadece Kur'an değil. Evet. Suhuf dediğimiz ilahi semavi kitap Hazreti İbrahim'e Ramazan'da inmiş. Zebur Hazreti Davud'a Ramazan'da inmiş. Tevrat Hazreti Musa'ya Ramazan ayında inmiş. İncil Hazreti İsa'ya Ramazan'da inmiş. Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa'ya Ramazan'da inmiş. Allah'ın selamı olsun. Dolayısıyla Ramazan ayı semavi kitapların indiği aydı. Bu yönüyle de farklı bir aydı. Bu ayın evveli berekettir. İlk 10 gün diyelim berekettir. Ortası ilahi mağfiretti. Yani bağışlanma ayıydı. Günahlarımızın dökülme ayıydı. Sonu ise hadislerin deyimiyle beraat, günahlardan kurtulma, kurtuluş ayıdır. Allah'ım bu ziyafet sofrasını bizlere de nasip et. Duasından, Kur'an'ından, ibadetlerinden geri kalmayalım. Evet, Allah-u Teala'nın bu ayda kulları içerisinde ibadette yarış ayıdır. İyiliklerde, erdemliklerde, yardımlaşmada, insanı ve ilahi faziletlerde yarış ayıdır. Bu ay. Evet, bu ay Kadir gecelerinin olduğu aydır. Kadir gecesinin olduğu ay. Kadir gecesi nedir? Leyletul Kadir hayrun min elfi şer. Hayatımızda, ömrümüzde o gece Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki bin aydan yani 80 küsür sene ömrümüzden daha faziletlidir. O bir gece. O bir gecede melekler ve Cebrail iner Allah'ın hüccetine. Yani Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde inerdi Resulullah'a. Niye iniyordu? İnsanların bir yıllık takdirini ve rızkısını sunuyordu günün peygamberine. Hazreti Resulullah'tan sonra Hazreti Ali. Hazreti Ali'den sonra İmam Hasan. İmam Hasan'dan sonra İmam Hüseyin. İmam Zeynel Abidin. İmam Muhammed Bagir. İmam Cafer Sadık. İmam Musa Kazım. İmam Ali Rıza. İmam Muhammed Taki, İmam Ali Naki, İmam Hasan Askeri ve İmam-ı Mehdi Eccelallahu Teala Ferecü Şerife. Günümüzde de Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki tenezzelul melaike. Arapçada tenezzel fiil-i muzaridir. Yani sürekliliği ifade eder. Yani melekler, Cebrail günümüzde bile o Kadir gecesinde İmam-ı Zaman'ın huzuruna iner. Allah-u Teala'nın emriyle ve kulların bir yıllık rızkısını ve başına gelecek kaderini takdir eder. Ona sunar imamının. Evet, vaktimiz bittiyse... Bitti, son cümlemizi alalım hocam. Çünkü biz 14 masumun ismine 14 tane hadis... Hocam o zaman programımızı böyle nurlandırmış olalım. 14 masumun ismiyle de programımızı bitirelim. Son olarak... Önemli şeylerden Ramazan'ın bize getirisinden biri de budur ki o manevi, maddi güzellikleriyle beraber sağlığımızı temin eder oruç. Allah'ın Resulü buyurmuş ki su mutesuh, oruç tutun sağlığınıza karşın, kavuşun. Gerçekten de günümüzde de bu konuda yazılan tıbbi kitap, ilmi kitaplara, tıbbla ilgili kitaplara baktığımızda birçok bilim adamlarının oruçluğu ne kadar insan sağlığına yararlı olduğunu söylemişler, beyan etmişler. Bu ayda aynı zamanda bu ay bu ziyafetullah olmasıyla beraber, mağfiret olmasıyla beraber, rahmet kapılarının üzerimize açılmasıyla beraber, şeytanın bağlanmasıyla beraber paylaşma ayıdır, sevgi ayıdır, adaletli olma ayıdır. Tüm bununla beraber aynı zamanda maalesef bu ay bir matem ayıdır, yas ayıdır. Zira ki hidayet meşalesi olan, kurtuluş gemisi olan, ilahi hidayetin rükünü olan, urvetül vüska olan Şah-ı Vilayet Ali İbni Ebi Talib'in
şehit olduğu aydır. Adalet güneşinin söndürüldüğü aydır. Allah'ın selam olsun Hazreti Ali'ye, biz bu vesileyle aile dostlarına, tüm canlarımıza da Hazreti Ali'nin yolunda gitmeyi ve ona benzemeyi Yüce Rabbimizden temenni eder. Tüm Ali dostlarına, Alevi kardeşlerimize, canlara, tüm Ehl-i Beyt dostlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim inşallah bol boy bu güzel ayı yaşamayı, maddi manevi ilahi ziyafetten faydalanmayı bizlere nasip etsin. Bu ay aynı zamanda Kur'an'ın baharıdır, peygamber buymuş. Bu ayda Kur'an'ımızı açalım önümüze. Arapça okuyamasan dahi Türkçesini aç, oku, gör. Allah-u Teala sana ne göndermiş, ne istiyor senden, neler anlatmış. Hazreti Ali de bu Kur'an yolunda zaten kendisini feda etti. Kur'an'ın değerlerini hakim kılmak için Hazreti Aleyhisselam hakkından mahrum oldu. Hazreti Aleyhisselam mazlum oldu. Hazreti Aleyhisselam sonunda şehit oldu, katledildi. Rabbim inşallah o güzel insana benzemeyi, olgu örnek almayı bana da sizlere de nasip etsin. Bu vesileyle bu vakitte tüm bizi dinleyen kardeşlerime, Ehl-i Beyt dostlarına, canlara şükranlarımı sunuyorum. Bizi sabırla dinlediler. Teşekkür ediyorum. Hepiniz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu akşam yine Ramazan ayı içerisinde, bereket, mağfiret ayı içerisinde Ramazan hakkında çok kıymetli bilgiler edindik. Bunlar çok faydalı çünkü bu güzel bereket ayından, rahmet ayından, ilahi ziyafet ayından alabildiğimiz kadar fayda sağlamalıyız. Kendimize güzellikleri toplamalıyız ve bunun için de tabii ki öncelikle bu ayı tanımalıyız. Bize bu ayı tanıttığınız için biz teşekkür ederiz. Caferi Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Çaça Hocamıza çok teşekkürler. Allah hocamızın dediği gibi bütün yaşamımızda, sadece orucumuzda, sadece Ramazan ayındaki ibadetlerimizde değil, Ramazan ayındaki bütün amellerimizde ve bütün ömrümüzde, yaşamımızda Hazreti Ali gibi olmayı, Alevi bir yaşam sürmeyi, Alevi bir oruca sahip olmayı, Alevi amelleri gerçekleştirebilmeyi bizlere nasip etsin diyoruz. Haftaya yine sizlerle Cuma günü, Cuma akşamında Cem TV ekranlarında Cabir ile Gündem Ehl-i Beyt programıyla birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Allah Kur'an'dan, Ehl-i Beyt'ten ayırmasın efendim.